Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Robert Bob 2 serimize kaldığımız yerden devam etmiyoruz aslında arkadaşlar. Neden etmiyoruz? Çünkü zaten biz dün arkadaşlar bu oyunu bitirmiştik arkadaşlar ve size zaten söylemiştim arkadaşlar. Kostu hilesini yükleyeceğim. Bundan önce hemen geçen benim videosunu attım, onu da izlemeni siz de bilirsiniz. Ve arkadaşlar videoyu beğeniniz tabi de like abone olmayı unutmayın. Bu videoda arkadaşlar size tüm kostümleri gösterip her şeyi göstermiş olacağım. Ben hilesini yükledim arkadaşlar, zaten basmıştık her şeyi full edem arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar 3. bölüme mesela 3. bölüme girebiliriz. 3. bölümde hatta 3. bölümde ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. 3. bölümde köpek var. Çünkü görünmezlik iksiri arkadaşlar. Görünmezlik iksiri var bildiğiniz üzere. Görünmezlik iksiri hani görünmezlik iksirinin altında şey diyor ya. Bak. Köpekten yine seni kokunu alır diyor. Bakalım arkadaşlar kokumuzu gerçekten alacak mı? Bakın. Bakalım. Şöyle alması lazım aslında. Evet, köpekler acaba ilk bizi görecek ondan sonra mı? Yani ilk bizi görecek o anda mı görmezlik iksiri işlemiyor? İyi işlemiyor aynen. Yo. Bu yalan ya. Vallahi yalan. Köpekler gene kokluyor diyor ama baksana abi köpekler göremiyor beni. Neyse arkadaşlar biz tek tek kostümümüzü denemeye başlayalım. Şimdi bu üstümdeki kostüm ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben öyle rastgele girdim. Ne diyordu? Ne diyordu? %100 no surrender. Ne demek bilmiyorum tabii ki de. Bir gelsin bakayım ne oluyor yani? Bir şey mi oluyor? Bu hırsız şey gibi. Ha bir dakika. Ha gene bu sessizlik mi yarıyor arkadaşlar? Bakın 2 metreden adamlar bizi duymuyor. Bakın. Tamam. Bu kostüm böyle bir olayı varmış arkadaşlar. Hemen başka bir kostüme geçelim. Mesela şu kostüm. En basitinde, en ucuzundan. 2000 altında zaten. Bu ucuzu. Bu kostüm aga be. Robert Bob 1'de 3. chapter'da giydiğimiz kostüm. Bu hızlandırıyor da bizi değil mi? Oo bayağı hızlandırıyormuş be. Bayağı hızlandırıyormuş. Ama ses yaptırıyordur gene yani. Bu sessizlikle alakası yoktur diye düşünüyorum. Evet, sessizlikle alakası. Tabii ki de yok. Neden? Çünkü neden olsun yani? Saçma olur. Şimdi abi sıra sıradan gidelim arkadaşlar. Bir tane sırayı bozduk ama. Şu ne iş arıyor abi? Şunu çok merak ettim. Böyle bir normal kostüm ama yanında şey var. Böyle bir canavar gibi bir şey var. Aha. Geldik vallahi. Vallahi canavar kostümünü giydik geldik. Ne oluyor abi? Bu adamları mı korkutuyorum ben bunu? Köpek korkmadı. Köpek gerçi korkmayabilir ama dur. İnsanla mesela ne oluyor? Bu hiçbir işe yaramıyor. Ne oluyor? Aha! Abi korktu. Korkutuyor aynen. Tahmin ettiğin gibi. Korkutuyor. Bak 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 bak. Acaba hep mi korkutuyor yoksa böyle... Bu Robert Bob 1'deki şey gibi aslında bir yandan arkadaşlar. Bakın kadın da bu sefer korkuyor. Kaçıyor bir dönemin dışına kadar. Robert Bob 1'deki tavşan kostümü gibi. Yani adamları mesela tüm bölümde bu şekilde geçiyor ama her seferinde mi şey oluyor? Korkuyor. Bakın şöyle geliyor mu? Yo! Bazen yani sanki %70 ihtimalle korkutuyor. %30 ihtimalle de bizi kovalıyor arkadaşlar. Ya da yarı yarı ya da olabilir. Çünkü bakın gördüğünüz şu kostüm nasıl abi? Evet arkadaşlar tavşan kostüm gibi ama yani tavşan kostümden daha çok sevdim ben. Zaten ben birinci oyundaki tavşan kostümü pek sevmiyorum. Şimdi bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu duvara yaslanmayla ilgili bir şey diyordu. Ben o zaman çevirmiştim. Ne oluyor? Duvara yaslandım. Adam beni görüyor. Adam beni aa! Bir şey spamlatıyor. Dur bakın. Deneyelim. 1, 2, 3 saniye içinde 2,5 saniye içinde hatta duvara yaslanın 2,5 saniye beklerseniz yaklaşık böyle kamufle oluyorsunuz. Biraz saçma olmuş ama bu ya. Bakın. Yani direkt yeşil yapıp direkt böyle görünmeseydik böyle yani. Kutu ne alaka? Bakın adam bizi gördü. Gördü. Evet gördü. Ama orada odakladığı için herhalde.
Bak ama bak kaybediyor. Bak kaybetti. Kaybetti. Şu anda kaybetti beni. Kaybediyor mu? Kovalıyor mu belli değil bu adamın da. Kaybetti evet. Değişik bir şey tekrar ama bir süreliğine mi acaba? Neyse. Gördük bu gördük ne işe yarıyormuş. Şu ne işe yarıyormuş bakalım. Hepsini tek tek sizlerle beraber deniyorum arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor acaba? Oo. Bir dakika bu. Havalı. Tipimize bakın. Turuncu saçlı bu. Ve oho. Bir dakika. Şuna bakın. Hıza bakın. Köpek bize yetişemez. Bakın abi hıza bakın. Oo hız veriyor. Net hız veriyor yani. Hani buradan rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bazı kostümler birbirinin aynısı ya. Bak şu kostüm mesela. Şu kostüm bakın. Şu an üstüne bastığım kostüm de bu işte. Bu daha hızlandır. Yani birinci oyunda tamamen kostümler birbirinden farklıydı. Bunda birbirlerine benzer kostümler var yani hemen hemen. Şimdi bakalım. Hatta 3 tane hız veren kostümü. Ha yok biri sessiz 2 hız. Şimdi bu neye işe yarıyormuş arkadaşlar? Bu biraz pahalı bir kostümdü arkadaşlar. Hatta 3500 mi 4000 miydi? Bir... Aha. Elimizde büyüteç var ve. Aa bir dakika bu nasıl yapacağımızı gösteriyor. Böyle gir diyor mesela. Buradan dolaş mı diyor. Burada bir şey demiyor. Burada bir şey demedi. Ama bir dakika garip bir dakika ya. Değişik bir dur olayını çözmem lazım ya. Bak. Git diyor. Bunu yapmamız lazım zaten. Biz bunu biliyoruz da. Tamam. Biz bu işi tamamladık. Ne oluyor? Şimdi oradan git diyor. He. Bekle diyor mesela. Hani. Beklememiz gereken yerler bir şey demiyor. Bakın böyle git diyor ilerliyor. Şuradan gir diyor. Dur bu bölümü tamamen şu şekilde bitirelim bakalım. Ya bunu alıyoruz. Sonra kaç diye birden yani. Sonra diyor. Evet, biz biraz daha hızlı tamamlamış herhalde. Kostüm kafası karıştı biraz. Ama arkadaş oyunun bölümü nasıl yapılacağını bildiğiniz gösteriyor. Yani bu biraz hile gibi bir şey yani abiden. Nasıl mağazanın nasıl bir yerde yer alıyordu? Baksana ya. 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Evet yani oyunun en pahalı 3. kostümü bu. Şunu da bir denemedik. Şunu da deneyelim arkadaşlar ve videoyu da burada sonlandıracağız arkadaşlar. bunu da denedikten sonra. Bu arada ben size şey göstermemiştim değil mi? Bu oyundaki portal tipini. Bakın. Bu oyundaki biraz daha farklı bakın. What? Ha evin içindeyken pardon. Bakın. Burada evin içinde koyabiliyoruz ya. Bunun biraz daha görüntüsü farklı arkadaşlar. Bakın mesela köpek ışınlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Köpekten kurtulabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor abi? Ne diyordu bunu mesela? Ekstra coin chance. Ekstra altın. %33 ekstra altın mı veriyor? Zaten anahtar var. Aa yok. Anahtar yok arkadaşlar. Bir dakika koyun alayım. Ne oluyor? 133 ekstra koyun. Allah Allah. Vallahi. Bir dakika şuradaki paraları da toplayayım. Hop. Arkadaşlar anladığım kadarıyla tam kesin diyemem ama anladığım kadarıyla 133 daha fazla koyun altın kazanmanıza sebep oluyor bu. Böyle güzel bir şeymiş arkadaşlar. O zaman tamam arkadaşlar. Maalesef Robert Bob serimizi tamamen son vermem gerekiyor. Son vereceğimiz ana geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben tabi like abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir seriydi. Birincisinden başladık. İkincisine kadar oynadık. Bunun ama Bob T. Robert versiyonları da var arkadaşlar. Böyle iki boyutlu. Onları da oynamayı düşünüyorum arkadaşlar ama şu an değil. Çünkü yani hırsızlık, bayağı hırsızlık yaptık. Bir süre ara vereceğim ama onlar da oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Onlar da bayağı gayet güzel oynar. Onlar zaten ben hep, onlar aslında benim küçük çocukluğumun oyunu. Bu değil. O çocukluğumun oyunu onlar. Onları da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video ben size videoda. Like, babanı unutmayın. Like, tadı görüşmek üzere. Şimdi kez bakalım. Bay bay.